boşa akıp da gitti, bırakıp gittin her şey. Nedensiz böyle bitti, anılarla sensiz yaşanır mı bu yıllar? Vurgun yedi sanki, bu yalnız kalpler ağlar. Kader böyle yazmış, yalnız kaldı bu kalpler. Sarsıldı hayatımda sağlam temeller. Kader böyle yazmış, yalnız kaldı bu kalpler. Sarsıldı hayatımda sağlam temeller. Kader bir de başınıza çocuk çıkacak. Ne? Nasıl yani? Yok anne, daha hamile falan değil. Ama doğurmak istiyormuş. Tamam, ne güzel işte. Oğlum, bebek karı kocayı birbirine bağlar. Birbirinizi daha iyi anlarsınız. Daha çok seversiniz. Biz annenle hepinizin doğumunda daha çok bağlanmıştık birbirimize. Göreceğiz baba. Ben çıkıyorum. Tamam oğlum, güle güle. Torun geliyor ha. İnşallah, inşallah. Bir de diğer yavrularımı bulsak. O da olacak Zinet. Yeter ki sabırlı olalım. Gelin akıllı çıktı ama. Verecek çocuğu kucağına iş bitti. Nefes bile alamaz. Sen de bana öyle yapmadın mı? Bak şimdi. Ay sen kendin istedin çocuk da çocuk diye. Buyur. Of, çok yemişim ya. Acayip şiştim. Kim dedi sana hepsini götür diye? Ne yapayım? Dayanamadım. Ekmekleri de kızartmışlar. Gel de yeme. Çok güzeldi ama. Sevdiysen geliriz yine. Tamam, geliriz. Oturalım mı biraz? Olur, oturalım. Efendim abi. Yok, dışarıdayım. Bir iki saat sonra. Kusura bakma. Hadi görüşürüz. Arkadaş, neredesin diye soruyor. Benim pek arkadaşım yok. En iyisi, başın ağrımaz. Pardon. Efendim. İyilik abi, senden? Yok, evde değilim. Uzağım sana abi. Kuzguncuk'tayım. Ancak akşama. Ararsın, tamam. Arkadaşların seni çok seviyorlar galiba. Severler sağ olsun. Sıktınız ama. Uğraşamam sizinle. En iyisi kapatmak. Oh be, dünya varmış. İstersen sen de kapat. Kimse rahatsız etmesin. Benim cebim yok. Yani satmak zorunda kaldım. Bayağı sıkışmıştım da. Anladım. Ama önemli değil ya. Nasılsa çalışmaya başladım. İkinci el bir telefon alırım artık. Neredesin sen dün geceden beri? Telefonun da kapalıydı. Abi şarjım bitmiş.
Gece de Şerif'teydim. Benim asker arkadaş vardı ya. Ona gitmiştim gündüz. İçki, muhabbet, gece yarısını yaptık. Sonra da sızıp kalmışım. Oğlum bir haber versene. Başına bir şey geldi sandım. Ne gelecek abi? Hem kurtulurdun işte, fena mı? Zevzek zevzek konuşup durma be. Sen ne yaptın? Bütün gün otelde miydin? Yok, ben de dolaştım biraz. Hmm. Haşmet Bey'den haber var mı? Yok, ama Numan Bey aradı. Zeynep Hanım artık iyice sabırsızlanmaya başlamış. Haklı kadın. Ona hak vereceğine oturup düşün ne yalan söyleyeceğiz diye. Biraz daha oyalamamız lazım. Yoksa para kesilecek. Abi çocukları bulursak da Haşmet Bey bizi paraya boğar. Hem de gözüne girmiş oluruz. Niye bu kadar Numan'a takıldık? Oğlum para eninde sonunda Numan'a kalacak. Ya abi biz de kazık çakmayacağız ya bu dünyaya. Olmaz. Numan'ın dediğini yapacağız. İşte o kadar. Abi. İşte o kadar dedim Adnan. Uzatma. Tamam abi sen bilirsin. Ben bileceğim de. Sana kalırsak yanmışız. Ödade hesabı da kalkalım. Ben niye ödüyorum? Bir şey yemedim ki. Hadi hadi pintilik yapma da öde. Abi ödeyeyim de para yok. Ne yaptın lan parayı bir gecede? Dünyanın parasını aldın Numan Bey'den. Şerife borç verdim. İhtiyacı varmış. Ay sala. Millete yedirsen paraları. Bir de çocukları bulalım diyorsun. O zaman para musluğu da kesilecek. Beş parasız ne yapacaksın? Bundan önce ne yapıyorsak onu. Ha, üç kuruşa talim edeceksin. Hadi kalk kalk. Şimdi düşünüyorum da Ekrem ailesine res çekmekte haklıymış. İnsanın böyle ailesi olacağını hiç olmasın daha iyi. Adamları dede gönderdi herhalde İstanbul'a. Ekrem'in kardeşi de adamları ayarladı o zaman. Tabii. Çünkü bir ara cebinden bir tomar para çıkarıp haram bunlar bana gibi bir laf etti. Parayla bunları susturuyor o zaman. Bunların da işine geliyor. Adnan iyi de öbür Hüseyin anasının gözü sanırım. Aynen öyle. Bizimkisi temiz kalpli. Onun için kabullenememiş ya. Ama kimse zeki adammış. Miras bölünmesin diye çocukları ortaya çıkmıyor. Bence vicdansız adamın teki. Bir de şöyle bak. Onlara çocukları buldurup ortadan da kaldırtabilirdi. En azından cani ruhlu değil. Orası da var. Para için bunu yapan öldürürdü. Mirası paylaşmak istemediğine göre bayağı mal mülk var herhalde. Ekrem'in babası toprak zengini. Bir de ticaretle uğraşıyor. Dünyalığını fazlasıyla yapmıştır şimdi o. Ne düşünüyorsun? Sanırım bütün hikayeyi bilen ve parçaları birleştiren sadece biziz. Kurabiyeler de çok güzel gözüküyor. Ne zahmet ettin be kızım. Kesene bereket. Afiyet olsun ablacığım. İlk haftalığımı aldım. O zaman daha tatlı olur. Anlat bakalım. Nasıl gidiyor? Alışabildin mi işine? Alıştım. Rahatım da yerinde. Bir sorunum yok. Aman olmasın. Abla. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir şey var zaten. Geldiğinden beri ağzın kulaklarında. Ben bir çocukla tanıştım. Hani senden gittiğim gece vardı ya, kal diye ısrar etmiştin bana. Hı hı, evet. O gece biri benim yolumu kesti. Ne? Ya elinde çakı çantamı almak istedi. Eesi bu bahsettiğim çocuk. O yardım etti. Hırsızı yakaladı. Çantamı da aldı. Verilmiş sadakan varmış kızım. Çantayı bırak. Ya sana bir şey yapsaydı? Bir de bana bir şey olmaz diyordun. Gördün mü bak neler geliyor insanın başına. Yine şanslıymışım ki Levent'e rastladım. Levent mi adı? Ay abla. Bir görsen.
O kadar yakışıklı ki. Kız tanımadan etmeden kaptırma öyle kendini. Yok abla. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Annesiyle oturuyormuş Üsküdar'da. Hayat hikayesini de anlattı yani. Tabii canım. O geceden sonra buluştuk. Çalıştığım kafeye de geldi. Bak sen, hızlıymış da. Biliyor musun? Beraber ablamın çalıştığı bara gittik. Ay inanmıyorum. Ne yaptı Lütfiye? Kudurdu. Yanımıza da gelemedi. Böyle kuru hoş geldin deyip uzaklaştı. Eh Nazlı, sen de az değilsin ha. Hep o mu gelip hava atacak abla? Biraz da biz yapalım değil mi? Peki bu çocukla ne olacak şimdi? Bilmem. Şimdilik arkadaşız. Biraz geçsin tanıştıracağım sizi. Getir tabii. Şöyle bir görücüye çıksın bakayım. Dün gece ablasının barına gittik. Mekanın adı Gold Bar. Bir iki saat takıldık. Sonra da eve bıraktı. Kahve içmeye davet etti. Ben de bir şeyler öğrenirim diye tamam dedim. Ama pek bir şey öğrenemedim. Hakkında konuşmayı sevmiyor. Bugün de kahvaltıya gittik. Henüz bir şey öğrenemedim. Sadece evden ayrılmış. Bilmiyorum. Dedim ya, konuyu hemen kapatıyor. Tamam abi, sen merak etme. Bir şey öğrenir öğrenmez seni ararım. Ha, bu arada İbo parayı sordu. Anladım. Tamam abi. Sağ ol. Konuşuruz. Zeynep'e kahve söyledim. İçeriz değil mi? İçeriz anne. Numan'la aranız düzeldi galiba. Evet. Dün gece yanında yattı. İyi, sevindim. Biz bir daha denemeye karar verdik anne. Biliyorum kızım, sabah söyledi. Başka bir şey daha söyledi. Ağzında da bakla ıslanmıyor. Baban da ben de çok sevindik kızım. En doğru kararı vermişsiniz. Artık zamanı gelmişti. Hatta geçiyordu bile. Ama anca atlattım anne. Yaşadığım acı çok büyüktü. Biliyorum kızım. Belki Numan'ı kaybetme korkusu olmasaydı yine o acıya yenilecektim. Ben çünkü tekrar bebeğimi kaybetmekten çok korkuyorum. Yapma kızım. Bak beni de üzüyorsun. Ben Numan'ı kaybedersem daha fazla acı çekeceğimi anladım anne. Bebeğimi kaybetmeye dayandım. Ama Numan'a dayanamam. Kızım, yavrum, hepsi geçti. Her şey iyi olacak. Sizi de üzdüğüm için çok özür dilerim. Ah, ama inanın bunalımdaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Ben hepsini unuttum kızım. Sağ ol anne, sağ ol. Bir de şu Lütfiye denen kadından kurtulsaydım. Bugün yine laf arasında söyledim, inkar ediyor. Belki de doğru, ne bileyim. Anne, konuşmaları duydum. Kadınla konuştum. Ben hakaret edince yüzüme kapattı telefonu. Aralarında bir şey olmasa sen ne diyorsun der. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Ama kızım, Numan da varsa var der. Yani en azından kardeşine söyler. Benden ayrılmaya kalkmıştı ya. Tepki vermemizden korktuğu için saklamış olabilir. Dur bakalım. Varsa böyle bir şey elbet bir yerden kokusu çıkacak. Sen hayırlısıyla bir hamile kaldın. Çocuğu kucağına verdikten sonra onun gözü kadın madın görmez. Buyur hanım anne. Sağ ol. Afiyet olsun. Buyur. Sağ ol. Anlat abi. Ne yaptın İstanbul'da? Ne yapacağım oğlum? İşleri hallettim işte. Bir de Hüseyinlerle buluştum. Zühre'yi görmedin mi? Görmedim desem. Hayatta inanmam. Sen İstanbul'a git, onu görmeden gel. Mümkün değil. Tamam, gördüm. Ne var? Bende bir şey yok. Haberler sende. Çalıştığı yere gittim işte. İstanbul'da bir barda çalışıyor. Güzel, nezih bir yer. Konuşmadınız mı? Konuştuk. Bar çıkışı günü ağrıncaya kadar oturup konuştuk. Ne diyor? Ne diyecek? Hala çok kızgın. Hala öfkeli. Haklı be abi. Ortada bıraktın kızı. Ben de haksız demiyorum. Ama benim de nedenlerim vardı. Daha gençtim. Ne istediğimi bilmiyordum. Şimdi onu gerçekten istiyor musun peki? İstesem ne yazar?
Artık o beni istemiyor. Ciddi olamazsın. Ne yazık ki gerçek bu. Hemen pes mi edeceksin peki? Ne yapayım Murat? Zorla da olmaz ki. Şimdi Derya ile de yeniden deniyoruz. Ne? Dün gece çok ağladı. Yalvardı bir şans ver diye. Abi sen demiyor muydun artık olmaz diye? Bu ne şimdi? Bebek istiyor. Ya sen delirdin mi? Eğer mutsuzsan, sevmiyorsan çocuk olunca daha kötü. Bu sefer istesen de kopamayacaksın. Biliyorum Murat ama... Aması ne abi? Peki bir şey soracağım. Eğer Zühre tamam gel yeniden başlayalım deseydi o zaman ne yapacaktın? Başlardım. Ha, demediği için mi tekrar yengemle denemeye karar verdin? Beni sıkıştırma Murat. Abi sen ne istediğini bilmiyorsun. Gerçekten. Bence sen önce düşün, kendine ne istediğini sor. Ne yapıyorsun burada? Hiç, düşünüyordum. Çocukları mı? Hı hı. Ben de bütün gün onları düşündüm. Haber vermeliyiz Şerif. Bir şekilde o çocukların dedelerine ulaşmalarını sağlamalıyız. Ya sağlamazsak? Ya biz de bu oyunun parçası olursak? Anlamadım. Sana söyledim değil mi? Bu hikayedeki bütün parçaları sadece ikimiz biliyoruz. Adnan'ın çocukları bulduğunu, kardeşinin miras için onları istemediğini, aslında dedenin ve babaannenin çocukları aradığını. Evet. Niye bu bilgileri yararımıza kullanmıyoruz? Nasıl? Ne demeye çalışıyorsun Şerif? Eğer oyunu biz oynamaya başlarsak neler olur dersin? Nasıl biz oynayacağız? Lütfiye, ikimizin de paraya ihtiyacı var, doğru mu? Ve ortada para eden iki çocuk. Sen... Hı-hı. Çocukları kaçıralım. Çocukları kaçırmak mı? Bana sakın bunu düşünmediğini söyleme. Lütfiye. Evet düşündüm. Ama bu yapacağım anlamına gelmez. Niye yapmayalım peki? Hı? Böyle bir fırsat geçmiş elimize. Bu çok tehlikeli bir iş Şerif. Bebek değiller ki. Koskoca iki çocuk. Öyle tutup kolundan kaçıramazsın.
Sen yeter ki tamam de. Bir yolunu buluruz. Tut ki tamam dedim. Sonra ne olacak? Bir süre sessiz kalacağız. Ortalık yatışıncaya kadar. Çocuklar kaybolunca kesin devreye polis girecektir. Bizim yaptığımızı anlarlar. Nasıl? Ha? Adam bile hikayeyi anlattığını bilmiyor. Sadece sen ve ben. Çok iyi plan yapmamız lazım Şerif. Sen onu bana bırak. Ben her şeyi düşüneceğim. Sonra peki? Ortalık yatışınca ne yapacağız? O çok zeki geçinen kardeşi arayıp ufak bir konuşma yapacağız. Çocuklar elimizde gibi. Eğer çocukları dedelerine teslim etmemizi istemiyorsa paşa paşa bize ödeme yapacak. Hepsi bu. Yine de çok riskli. Evet. Ama sonunda da dünyanın parası var. İstediğimiz bu değil mi Lütfiye? Rahat yaşamak. Düşünmeden para harcamak. Hapiste para bir işine yaramıyor ne yazık ki Şerif. Hapse girmeyeceğiz. Kimse bizden şüphelenmeyecek. Akıllarına bile gelmeyeceğiz. Lütfiye, o çocuklar bizim için altın yumurtlayan iki tavuk. Yapalım şu işi. Tamam mı? O zaman ben yarın Nesibe ablaya gidip bir ağzını arayayım. Çocuklar ne durumda bir bakayım. İşte böyle. Senden neden hoşlandığımı anladın mı Lütfiye? Çünkü akıllı kadınsın. Tıpkı benim gibi. Zühre'ye sakın bir şey söyleme. Deli misin sen? Bunu sadece ikimiz bileceğiz. Aferin sana. Efendim? Merhaba Zühre. Alo? Buradayım, dinliyorum. Niye cevap vermiyorsun? Ne istiyorsun yine Numan? Yeterince açık konuşmadın mı? Bak, o parayı gerçekten art bir düşünceyle vermedim. Lütfen inan bana. Niyetim gururunu incitmek değildi. Sadece geçmişte yanında olamamıştım. Ne maddi ne manevi. Anlıyorsun değil mi? Anlamıyorum Numan. Anlamak da istemiyorum zaten. Ne olur arama bir daha beni. Neden? Neden Zühre? Bak Numan, iyi dinle. Hayatımda başka biri var. Duydun mu? Her zaman yanımda olacağını bildiğim, dürüst, adam gibi bir adam. Onu seviyor musun? Cevap ver, seviyor musun? Evet. Tamam. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Sana mutluluklar diliyorum. Kendine iyi bak. Efendim. Günaydın. Buyurun benim. Haklısınız. Bu ay ödeme yapmadım. Biraz işler sıkışık da. Tabii tabii siz de haklısınız. Ama inanın ben de zor durumdayım. 15 gün opsiyon verirseniz. Anlıyorum peki. En geç yarına kadar yatıracağım. İyi günler. Günaydın Şerifciğim. Günaydın. Cepten aradım, telefonun kapalıydı.
Kendime gelmeden açmayayım dedim, geç. Ne o? Canın sıkkın gibi. Şimdi klinikten aradılar. Güler'in parasını bu ay yatıramadım. Bunların hepsi kan emici azizim. Birkaç ay sabredemiyorlar. 15 gün opsiyon istedim, olmaz dediler. Yarına kadar yatırmam gerekiyor. Ne kadardı? 750. Çok değil aslında. Ama bu parasızlık da çok. Sen de kardeşini yanına al Şerifçim. Koskoca ev. Verirsin bir odasını, kalır. Hem sana yardımcı da olur. Lütfiye var. Olsun. Nasıl olsa bir şey hatırlamıyor. Nişanlım dersin, olur biter. Doğru ya. Aslında işime de yarar. Ev için kadın arıyordum. Yabancıyı getireceğime kardeşim gelsin. En güzeli Şerifçim. Ne uğraşacaksın tanımadığın etmediğin insanlarla? Yine de bir Lütfiye ile konuşayım, gelsin de. Yok mu evde? Eski mahalleden bir komşusuna gitti. İyi. Rahatız yani. Hı hı. Hadi bakalım. Ne ikram ediyorsan et. Tamam tamam. Ben senin ilacını biliyorum. Vallahi birkaç gün daha gelmeseydim defterden siliyordum seni. Aşk olsun abla. Ama öyle. Bir gittin buralara uğramaz oldun. Hayır, bizi beğenmiyorsan artık söyle de bilelim. Olur mu hiç öyle şey? Ben sizi kimseye değişmem. Onun için gittiğinden beri bir kere geldin. O da nezaketen. İnan abla, hiç vaktim yok. İş güç koşturmayla geçiyor günler. Kızı da vermişsin yatılı okula. Haberi almışsın bakıyorum. Nazlı hemen yetiştirmiş. Ne yapsın kızcağız? Bir tek benle dertleşiyor. Vallahi kahroldum Lütfiş. Hem üzüldüm hem de çok kızdım sana. Nasıl yüreğin el verdi? Yok, ben de pişman oldum zaten abla. Önümüzdeki ay alacağım okuldan. Dayanamıyorum hasretine. Zaten vermen hataydı. Küçücük çocuk. İyi bir eğitim alsın istedim. Okul çok güzel çünkü. Eğitimi batsın. Senden ayrı olduktan sonra. Doğru söylüyorsun. Yaptık işte bir cahillik. Bana bak kız. Yoksa o adam mı istemedi çocuğu? Yok abla. Gerçekten onu düşünerek verdim. Yoksa Şerif'in bir şikayeti yok Damla'dan. Aksine çok iyi anlaşıyorlar. Ben bile bu halimle iki çocuğa sahip çıktım be kızım. Sen mi kendi evladına bakamıyorsun? Sahi çocuklar ne oldu? Hala sende mi kalıyorlar? Kimde kalacaklar? Bendeler tabii. Aile bakıyordu Mustafa Bey. Yok. Kimse iki çocuğa bakmak istemiyor. Haklılar da. Ekrem'in ailesinden bir haber var mı? Yok canım. Zaten istemiyorlar çocukları. Mustafa Bey'e söylemişler ya. Onu biliyorum da Mustafa Bey kiminle konuşmuştu? Ekrem'in kardeşiyle galiba. Tabii onunla konuşmuştu. Hatta ne biçim kardeş falan demiştik. Ailesi istemiyor yani. Herhalde. Yoksa adam niye öyle söylesin? Doğru. Ya Ekrem'in babasının adı neydi? Vallahi onu Mustafa Bey bilir. Neden soruyorsun? Ya geçen gün gazetede Canoğlu soyadlı bir adamın resmini gördüm de. Acaba o mu dedim. Sorarız Mustafa Bey'e. Çocuklar okuldan ne zaman dönecek? Gelmişken onları da bir görseydim. Üste çıkıyor onlar. Buraya gelmeleri 3:30 falan oluyor. Yolda da oyalanıyorlar. O kadar kalamam. İşin yoksa otur. Bugün ben de boşum. Hem yemeği birlikte yeriz. İyi olurdu abla ama işlerim var. Gideyim. Anca yetişirim. İyi, sen bilirsin. Bir gün geleceğim yeni evine. Gerçi davet etmiyorsun ama. Davet mi bekliyorsun? Çat kapı gel. Tam olarak nerede senin şu evin? Ya şimdi ben sana nasıl anlatayım? En iyisi açık adresi öğrenip arayayım seni. Daha rahat gelirsin. Kızım tarif et, anlarım ben. Vallahi beceremem abla. Ben bile bazen kaybediyorum evi. Ararım, adresi yazdırırım sana. Hadi hoşça kal. Tamam. Çarşambayı sen aldın. Bir yar sevdiğim el aldı. Aman aman. Bir yar sevdiğim el aldı. Efendim? Adnan abi?
Nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Evdekiler de iyi çok şükür. Yoklar. Hanım anne Derya ablayla çarşıya gitti. Öbürleri de işte, evde bir tek ben varım. Ne oldu ki? Sana bir şey söyleyeceğim Zeynep. Ama kimseye demeyeceğim. Zinet Ana'ya bile. Tamam mı? Tamam Adnan abi. Söz ver ama. Ya tamam söz. Ne diyeceksin söyle hele. Ben çocukları buldum Zeynep. Ne? Ne diyorsun sen Adnan abi? Doğru mu diyorsun? Yanlış duymadım değil mi? Çocukları buldun ha. Şükürler olsun. Ya tamam sakin ol. Zeynep söylediğime pişman etme beni. Tamam abi. Tamam sakinleştim. Bugün yarın alıp getireceğim çocukları çiftliğe. Duydun mu beni? Kimsenin haberi yok. Hüseyin'in bile. Soru sorma işte. Sadece çocukları getireceğimi bil yeter. Tamam Adnan abi. Sen hiç meraklanma. Ağzımı açıp bir şeycikler demem ben. Anladım Zeynepciğim. Nazar boncuklu gümüş bilezik istiyorsun. Ne diyorsun sen Adnan abi? Ne bileziği? Ben bugün alır kargoyla yollarım. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Herkese selamlar. Zeynep, nazar boncuklu bilezik istiyor. İsteyecek başka bir şey bulamamış mı? Heves etmiş işte. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben bir çay alayım. Tabii. Amma uyumuşum ya. Gözümü açamadım. Ben gidip şu kızın bileziğini alayım. Oğlum acelen ne? Kaçmıyor ya bilezik. Alırsın. Yok abi. Şimdi kız 40 yılın başında bir şey istemiş. Alayım da yollayayım hemen. Sonra bir aksilik falan çıkar. Hadi görüşürüz. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben size kaç defa okuldan çıkar çıkmaz eve geleceksiniz demedim ha? Ben geldim Nesibe teyze. Bana niye kızıyorsun? Abime kız. Merak etme, ona da kızacağım. Hele bir eve gelsin. Bana sormadan arkadaşına gitmek neymiş görecek o. Ben söyledim gitme diye ama dinlemedi. Kimmiş bu arkadaşın? Bilmiyorum, onun sınıfından bir çocuk işte. Neyi nesi bilmeden nasıl gidiyor o el alemin evine? Ders çalışacaklarmış. Gelsin burada çalışsınlar. Ben hayır mı diyeceğim? Ama tabii rahat rahat kuduramayacaklar değil mi? Hah geldi. Aa Mustafa Bey siz miydiniz? Ben de Mete zannettim. Buyurun. Nerede ki Mete? Arkadaşına ders çalışmaya gitmiş. Öldürecek bu çocuk beni. Hoş geldin Mustafa amca. Hoş bulduk güzel kızım benim. Siz de canınızı sıkmayın Nesibe Hanım. Gelir birazdan. Hiç laf dinlemiyor Mustafa Bey hiç. İyice asi oldu artık. Bir gelsin de konuşurum ben onunla. Merak etmeyin. Nerede kaldın Bülent amca ya? Gelmeyeceksin sandım. Geldim işte. Melek yok mu? Yok. Eve yolladım. Zaten mızmızlamaktan başka bir işe yaramıyor. İyi olmadı bu ya. Ne iyi olmadı? Neyse. Yok bir şey. Yarın okulunuz var değil mi sizin? Evet. İyi. O zaman yarın bu saatte burada buluşacağız. Kardeşini de getir mutlaka. Ama bize ayak bağı oluyor. Sana getir dedim. Tamam. Bugün bok çalışacak mıyız? Bugün olmaz. Ama yarından sonra istediğin kadar çalışırız. Anlaştık mı? Hı. Çak. Aslanım benim. Hadi gel yola kadar bırakayım seni. Yarın bu saatte unutma. Asıl sen unutma. Geçen gün o kadar bekledim. Ektin beni. O gün acil bir işim çıktı. Ondan gelemedim.
Yoksa bekletir miyim seni hiç? Bir daha olmasın ama ha. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Müsait misin? Evet. Bugün patron yok. Yani birazcık seninle oturabilirim. Bu harika işte. Tamam. Şöyle oturabilirsin tamam. Sen. Şey, beni biraz idare eder misin? Tamam. Bu senin. Aa, benim mi? Evet. Aç hadi. Bu ne? Açarsan öğrenirsin. Telefonu. İkinci el ama fazla kullanılmamış. Param ancak buna yetti. Levent, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir de hat aldım. Kart içinde. Ay, her şeyi düşünmüşsün. Numaramı da kaydettim. İnanmıyorum ya. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Saat kaç oldu bakın yok meydanda. Neredeyse gelir Nesibe Hanım, eli kulağındadır. O kulaklarını uzatacağım ben onun. Hele bir gelsin bak neler yapıyorum. Yok yok, bir şey söylemeyin. Ben konuşacağım. Laftan anlamıyor Mustafa Bey. İstediğiniz kadar konuşun. Önce siz bir sakin olun. Nasıl sakin olayım? Emanet çocuk. Ya başına bir şey gelse ne yaparım ben? Hah, geldi. Sakın bağırmayın Nesibe Hanım. Nerede kaldın sen? Arkadaşımdaydı. Ben sana haberim olmadan bir yere gitmeyeceksin demiyor muyum? Nesibe Hanım. Bundan sonra benden habersiz bir yere gitmek yok. Okula da göndermeyeceğim, göreceksiniz siz. Tamam ama... Nesibe Hanım, sakin olun biraz. Ay, yüz verdikçe başıma çıktılar ama. Yeter be. Ben mecbur muyum sizin yüzünüzden sabahlara kadar beklemeye pencerelerde? Bekleme. Oh. Bak nasıl cevap veriyor Mustafa Bey. Meteciğim ayıp ama. O da bağırıp çağırmasın. Başka türlü laf anlamıyorsun ki. Sen bize karışamazsın. Bu nak kadın. Terbiyesiz. Aman. Mete. Mete. Akıp da gitti, bırakıp gittin her şey. Nedensiz böyle bitti. Anılarla sensiz yaşanır mı bu yıllar? Vurgun yedi sanki bu yalnız kalpler ağlar.